Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Kısa bir süre önce Türkiye İşçi Partisi'nden çok sayıda isim ayrıldı. Yeni bir örgütsel, siyasal kuruluş sürecine giren sosyalistlerin internet yayın organı Kılavuz'dan da bir açıklama yapıldı. Ve bu açıklamada tipin yürüttüğü politikalara dair oldukça kapsamlı eleştirilere yer verildi. Bugün stüdyomuzda tipten ayrılan sosyalistlerden iki isim bizimle. Metan Akman ve Gaye Bulut. Kendileriyle tipten ayrılma kararını almalarıyla sonuçlanan süreci ve yeni yol haritalarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gaye Hanım, sizinle başlayalım istiyorum. Fikir ve siyaset üretme biçimlerinizdeki farklılıklar nasıl ortaya çıkmaya başladı? 2018 genel seçimleriyle beraber tipin kitleselleşmesi, sol sosyalist siyaseti kitlelere ulaştırması çok kıymetli bir adımdı. Ancak bu adımdan sonra işleyişte ve kitleselleşmekte ne anladığımıza dair farklılıklar işleyişle birlikte ortaya çıktı demek sanırım doğru olacak. Parti işleyişini TÜSK'te demokratik merkeziyetçilik olarak tanımlıyoruz ama demokratik merkeziyetçiliğin özünde yer alan üyenin sürekli açık siyasi ve örgütsel tartışmaların bir parçası olması, merkezi yönetimin bunun için alan açması en temel yer. Burada bu alan açılmayınca geriye kalan şey eleştiri öz eleştiri mekanizmalarını çalıştırmak oluyor. Eleştiri öz eleştiri mekanizmalarını çalıştırdığınızda da cevap alamama ya da eleştirenin farklı mekanizmalarla dışlanması gibi noktalara vardığınızda ortaklaşmak mümkün olmuyor. Ortaklaşmanın mümkün olmadığı noktada da geriye kalan sadece herkes için daha sağlıklı olan ayrılma süreci oluyor diye özetleyebilirim kopuş sürecini. Siz ne söylemek istersiniz? Tabii yani kuruluşundan beri tipin içinde yer alan ya da uzun süre boyunca tipe emek vermiş birçok insandan bahsediyoruz. Hani sayıları yüzlere varan aslında devrimciden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu manada emek veren insanların ayrılığı yani son ana kadar ayrılma iradesinin aslında ikinci plana atıldığı, arka plana atıldığı bir şekilde gerçekleşti. Yani bir sorumsuzluk üzerinden gerçekleşmedi bu. Tip denildiği gibi yani 2018 seçimleriyle birlikte yarattığı kitlesel etki ortada. Özellikle son 1,5 senedir genel seçim dönemi sonrasında yarattığı etki ortada. Fakat bunun kalıcı, devrimci bir örgütlenmeye ulaşması, kitleselleşmenin aslında daha kalıcı bir mevziye dönüştürülmesi noktasında politik önermelerimizde çeşitli farklılıklar vardı. Hani burada da esasında belirli bir tartışma zemininin, bunun oluşturulabileceği bir tartışma zemininin ortaya çıkmadığı koşullarda ayrılmanın hem tip adına hem bizim adına adımıza daha ilerletici ve sağlıklı olacağını düşündüğümüz için son noktada ayrılma kararı verdik. Ben kırılma noktasını sormak istiyorum. Yani hani Metan, siz de söylediniz aslında ayrılma hep ikinci plana ötelenen bir şeydi uzun zaman diye. Kırılma noktası ne oldu? Yani yerel seçimde tipin yürüttüğü politikanın bunda bir etkisi var mıydı? Bunu tek bir noktaya bağlamanın doğru olacağını sanmıyorum. Uzunca bir süreçten bahsediyoruz aslında. Belki kitleselleşme, kitle parti ilişkisini merkeze alarak açıklamak lazım. Az önce de belirttiğimiz gibi bu 2018 seçimleriyle beraber gelen kitleselleşme meselesi nasıl okundu ya da nasıl okunmalıydı? En önemli ayrışmalardan birisi bu. Eğer üye sayısı, alınan oy sayısı üzerinden nicel bir noktadan kitleselleşmeyi okursanız sağlıklı bir yere varmanız mümkün değil. Bizim durduğumuz yer burası. Buna niteliği eklemek lazım. Niteliği eklemekten kastım da kitleye net ideolojik bir perspektifin sunulması, salt iktidar karşıtlığı üzerinden bir bağ geliştirilmemesi ve bu ideolojik perspektifin de örgütsel hatla birlikte güçlendirilmesinden bahsediyoruz aslında. Örgütsel hatla güçlendirilmekten kastımızı da biraz daha açacak olursak, kadro yetiştirilmesi, kitleyle temas edecek kadroların
yetiştirilmesi, açık tartışma ortamının sağlanması, kolektif işleyiş, örgüt kültürü bunların hepsinin bir parçası. Böyle bir işleyiş olmadığında kendi mevcut bilinciyle gelen kitle salt iktidar karşıtı üzerinden kurduğunuz bir zeminde ya kopuyor ya da kopmasın diye siyasal zemin, politik hat kayıyor. Dolayısıyla bunu uzun bir süreç olarak okumak lazım. Ve bu kopuşun temel noktalarından bir tanesi kitleselleşmenin doğru ele alınmayışı deyip sözü sana bırakayım. Yani aslında genel seçim sonrasında baktığımız zaman Türkiye'de sadece tipi de kapsamayan, tipi aşan daha doğrusu bir durumla karşı karşıyaydık. İşte bir şok etkisi yaratan bir genel seçim sonucu ile karşı karşıyaydık. Fakat Türkiye İşçi Partisi'nin görece bir kitlesel etki yarattığı bir durumla karşı karşıyaydık. Bu durumda aslında biz bir zaman içerisinde, bir süreç içerisinde sosyalist hareketin bütününde de görülen bir eğilim olarak hani düzenin bir çeşit hani sol muhalefeti olmak gibi bir eğilimin geliştiğini düşünüyoruz. Böyle bir durumda da aslında devrimci iddiaların daha geri plana itildiği, daha fazla düzen siyasetiyle içli dışlı olarak işte devrimcilerin aslında yapması gereken, gerçekleştirmesi gereken görevleri daha çok düzen içi aktörlere tahvil ederek, onların omuzlarına yükleyerek belli açılardan aslında sorumluluktan kaçmak da diyebiliriz buna veya hani devrimci iddiaların silikleşmesiyle özdeşleştirebiliriz. Bunun sonucunda belirli bir iktidar hedefinin aslında bir üçüncü yol açmak, alternatif halkçı, toplumcu bir sınıftan yana bir üçüncü yolu açmak hedefinin daha geri plana itildiği ve denildiği gibi hani önce mevcut iktidardan kurtulalım, sonrasına da bakarız anlayışının gerçekleştiği bir durumla karşı karşıya kaldık. Hani bu süreç içerisinde yapılan, yapılmaya çalışılan tartışmalarda da bunu aslında dile getirmeye çalıştık. Hani tekil tekil bulunduğumuz yerlerde de son geldiğimiz noktada bir toplam olarak da, devrimci bir toplam olarak da bunu yapmaya çalıştık. Ve bunun sonucunda aslında tek bir olaydan kaynaklı değil ama bir süreç içerisinde politikaya bakış, politikadan, devrimci politikadan ne anladığımıza dair farklı önermelere sahip olduğumuz için artık son noktada zaten belirli bir parti bütünlüğü içinde hareket etmek çok da mümkün olmadı. Bu da bir ayrışmayı ortaya çıkarttı. Ben size de yerel seçim meselesini sormak istiyorum. Çünkü bence tip için tıpkı genel seçimler gibi yerel seçim de yani partinin kendi tarihi açısından önemli bir dönüm noktasıydı. Sadece partili olmayanlar ya da işte ana muhalefet tarafında olanlar değil, diğer sol sosyalist gruplardan, partilerden de bu süreçte parti çokça eleştirildi. Bir takım noktalarda işte aday belirleme olabilir, yürüttüğü politika olabilir, Kürt hareketiyle ilişkisi, temas etme biçimi olabilir. Yani bu sizin zaten kılavuz internet sitesinde yaptığınız açıklamada da belli bir kısımda bundan bahsediyorsunuz. Biraz açabilir misin? Yani neler oldu? Tabii ki. Yani şimdi elbette her siyasi partinin bir yol haritası olur. Belli bir belli önermeler yapar ve bu doğrultuda hareket eder. Sonucunda başarılı olur ya da başarısız olur. Yerel seçimde baktığımız zaman az önce aslında çizilen çerçeveye oturacak şekilde biraz daha sahnenin düzen muhalefetine bırakıldığı, sosyalistlerin kendi örgütsel çıkışlarını, kendi devrimci programlarını propaganda ederek yapacakları bir çıkışın ikinci plana atıldığı bir durumla karşı karşıya kaldık. Dedim ki yani bu bizce tipi aşan bir süreç aynı zamanda. Yani sosyalist hareketin geneline de yayılan bir eğilim olarak görüyoruz bunu. Bu manada hani yerel seçim sürecinde şu ya da bu tercihi biz yani işin açıkçası bir semptom olarak görüyoruz. Hani bir tercihin kendisi değil de o tercihi ortaya çıkartan zemin aslında bizce tartışılması gereken unsur. Bu süreçte tabii ki hele ki zaten sonucunda çıkan başarısızlık ortada genel itibariyle sosyalist hareketin tümüyle silikleştiği bir durumla karşı karşıya kaldık.
Böyle olunca da tabii ki ister istemez tartışmalara yol açtı bu süreç. Yani şimdi başarılı çıkmış olsaydı tabii ki başka bir şeyden bahsediyor olabilirdi veya kendini en azından ben bunu başardım diyerek savunabilirdi bu hareket, ama sonuç itibariyle bu siyasi hattın, bu siyasi düzlemin tartışılmasının muhtaç olduğunu düşünüyoruz. Bunun sadece tip için değil, sosyalist hareketin geleceği için, yeniden kuruluşu için gerekli olduğunu da düşünüyoruz aynı zamanda. Çok teşekkür ederim. Gaye Hanım, şunu sormak istiyorum. Aslında siz bize biraz önce de anlattınız. Yani bu bir süredir devam eden bir fikir ayrılıkları, kitleye yaklaşım gibi böyle pek çok noktaya parmak bastınız. Ama neden geçen hafta oldu bu kopuş? Yani hani fitili ateşleyen bir şey oldu mu, yoksa bir şekilde az önce Metan da dedi, hep aslında ikinci plandaydı ayrılma meselesi, ama ne oldu da artık hani bunu yapmak lazım, artık zamanı geldi dediniz? Çok sembolik, spesifik bir olaya bağlamak mümkün değil kanaatimce. Uzun süren bir sürecin artık aşılamayacağına hep birlikte ikna oluşun getirdiği bir nokta diye özetlemek isterim. Gerçekten ta kuruluşundan beri burada emek veren arkadaşlar var, imza atan, istifa edenler arasında sonradan eklenenler var. Ve burada kalmak ve ortaklaşmak adına da çok uzun süre verilmiş bir mücadele var. O çabaların artık hiçbir yere varmayacağına hep birlikte ikna olmamız diye özetlemek isterim. Çok belli bir olaya eklemlemek doğru değil. Metan, şunu sormak istiyorum. Şimdi hem bugün burada konuşuyoruz, hem de sizler yaptığınız açıklamada detaylı bir şekilde anlattınız hangi noktalardan neyi, nasıl, neden eleştirdiniz. Peki bunu hiç işte kongre olsun, toplantı olsun, parti içinde de dile getirdiniz mi ve nasıl bir reaksiyon aldınız? Ya tabii ki, yani bulunabildiğimiz birçok alanda bunu birçok zamanda aynı zamanda dile getirdik. Yani kongre sürecinde de bu tartışmalar aslında kongre sürecinin genel örgütlenmesi içerisinde de kendine yer buldu. Kongrenin içinde de esasında benzeri eleştiriler söz konusu oldu. Fakat hani genel itibariyle bir tartışma zemininin oluşmadığından bahsedebiliriz. Yani biz burada belli fikirleri tartıştık ve bizim fikirlerimiz kabul görmedi. O zaman gidiyoruz gibi bir tavır takılmadık. Aslında tartışma zemininin ortaya çıkartılması, herkesin eşit bir zeminde bir yeniden kuruluş için ileriye dönük bir yol haritasını çıkartmak için tartışacağı bir zeminin oluşması için çabaladık. Bunun oluşmadığı koşullarda da günün sonunda oluşmayacağını da ikna olduktan sonra herhalde çıkmak gerekir gibi düşündük. Gene yani ilk soruya da aslında dönecek olursak. Bu manada tabii ki yani kurullarda, kongre içerisinde, kongre süreci içerisinde bu tartışmalar yapıldı. Yerel seçim sürecinde keza aynı şekilde, yani seçim stratejisine dair vesaire vesaire tartışmalar yapılmamış değil. Ama sonuç itibariyle belli kararlar alınırken bu kararlarda bir sorumluluk alıyorsunuz. Bu da çok doğal bir şey. Ancak o süreç bittikten sonra geri dönüp dürüstçe bunların muhasebesinin yapılabilmesi gerekiyor. Ve bunun kapsayıcı bir şekilde yapılabilmesi gerekiyor. Aslında sorun birazcık burada. Çok teşekkürler. Gaye Hanım, şimdi yeni bir örgütsel kuruluşun içine girdiniz, içindesiniz. Bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz kılavuz olarak? Aslında kutuşun gerçekleştiği birkaç günün içerisindeyiz. Çok yeni, ama önümüze radikal hedefler koyduk. Zaten ortaklaştığımız ve çağrı yaptığımız metinde 11 maddeyle nasıl bir hat izleyeceğimizi açıkladık. Şimdi bunları bir program ve tüzük üzerinden hem siyasi hem örgütleniş açısından bir çerçeveye oturtmayı planlıyoruz. Kısa bir süre içinde de bunu yapmayı planlıyoruz. Arkasından da bu hattı hep birlikte bizimle dayanışma gösterecek herkesle birlikte örmeye çalışacağız. Tabii şeyi söylemek gerekir, yani bu üç gün olmasına rağmen bize gerek sosyal medyadan gerek işte özel iletişim kanallarından yüzlerce sosyalist
tip üyesi, tip dışında herhangi başka bir yere üye veya örgütsüz sosyalistlerden aslında tebrik veya işte izleyeceklerine dair süreci mesajlar geldi. Bunlar bizim açımızdan kıymetli. Hani biz gerçekten sosyalist hareketin bir bütün olarak yeniden kurulmaya dönük bir irade göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bunun sosyalizm mücadelesini büyütme hedefi olan, bugünün koşullarına yanıt veren bir devrimci politik ve örgütsel hattın oluşumuna katkı koymak isteyen, bunu yaratma iddiasında olan tüm dostlarımızı, yoldaşlarımızı bu kuruluşa da ortak olmaya çağırıyoruz. Esasında hedefimizi özetleyecek olursak, biz Türkiye'de iktidarıyla muhalefetiyle, düzen siyasetinden ayrı devrimci bir iktidar hedefi olan, bir vadede işte sosyalistlerin ortak iradesini yansıtabilen bir sol sosyalist odağı yaratabilen Türkiye'de, bunu gerek sosyalistlerin kendi içindeki belirli ölçüde bir bütünlüğü sağlayan, gerek Kürt siyasetiyle ve Kürt halkıyla aslında bu siyaseti ören bir hatta oturması gerektiğini düşünüyoruz. Bu manada hani bu çağrıyı yaparken aslında bir yeniden kuruluş, önden belirlenmiş köşeli şeylerin olmadığı, tek iddiasının Türkiye'de devrimci bir oda yaratmak olduğu bir kuruluş sürecine hedefle odaklanıyoruz. Bu hedefle hareket ediyoruz ve önümüzde kısa vadede bunu oluşturmaya çalışacağız. Örgütsel yapımızı oluşturduk sayılır zaten, en azından geçici bir biçimde. Dolayısıyla bu şekilde kısa vadede yolumuza devam edeceğiz. İleride parti olarak görür müyüz sizleri Türkiye siyasetinde? Bence evet. Yani örgütsel bir kuruluşa ihtiyacımız var tabii ki. Bunun da son noktası tabii ki parti olur. Ama şöyle bir süreç olmayacağını söyleyebilirim. Yani biz işte üç arkadaş bir araya geldik ve partileşiyoruz gibi bir şey olmayacağını söyleyebilirim. Burada gerçekten tartışılması gereken şeylerin tartışılıp, programatik bir takım tezlerin ortaya çıkartılıp, bunların sınanıp ve bir orta vadeli bir plan çerçevesinde aslında partileşme hedefini önümüze koyacağımızı söyleyebilirim. Şimdi bir araya gelmekten bahsetmişken şunu sormayı unuttum. Peki sizler nasıl bir araya geldiniz? Yani bir, hani 100 kişiden bahsediyoruz yaklaşık. Hı hı. Parti içinden ve bir şekilde ortak huzursuzluklarınız, doğru bulmadığınız fikir ayrılıklarınızın olduğu yaklaşık 100 kişi nasıl bir araya geldiniz? Parti içinde eleştirilerinizi dile getireceğiniz alanlar belli. Bunlar ağırlıklı olarak da A konferans ve genel üye toplantıları oluyor ve orada hemen hemen aynı şeyleri, aynı eleştirileri dile getiren ve aynı yanıtsızlıkla yılmadan devam eden insanların ortaklaşması üzerinden gitti diyebilirim. Ama bunu önden de içten içe bir örgütlenme diye düşünmek çok yanlış olur. Asla öyle içe yönelik bir örgütlenici ya da dağıtıcı faaliyet yürütmedik. Ben şahsen bulduğum her ortamda, her fırsatta, her merciye eleştirimi, o anın konusu neyse net olarak aktarmış bir insanım. Keza arkadaşlarımız da öyle. Burada sadece bir eleştiriler ve siyasi perspektif üzerinden ortaklaşma, onun getirdiği bir yakınlaşma var. Bu yakınlaşmanın olmadığı hiç kimseye de içeriden yapılmış bir çağrı, bir hizip örgütlenmesi gibi bir şey asla söz konusu değil. Onun altını çizmek isterim. Zaten birbirini tanıyan, aynı ortamda aynı eleştirileri getiren insanların dayanışması diyelim buna. Yani birbirini bulmak birazcık aslında. Yani şöyle bir tabloyla karşılaştık aslında. Özellikle yerel seçime giden süreçte ve onun sonrasında, çünkü yerel seçime giden süreçte bir de bir kongre oldu. Esasında konuştuğumuz her ortamda, her yerde, her üyeyle sohbetlerimizde şunu fark ettik. Yani her birimiz ayrı ayrı şunu fark ettik. Ya bir sürü insan, sayıları yüzleri bulan en iyi ihtimalle devrimci, bu partiden ayrılacak ve mücadeleden düşecek aslında. Biz bunu tabii ki istemeyiz. Yani dolayısıyla burada partinin içinde bir süreç yürütmek, olmadığı durumda yine örgütlü kalarak ayrılmayı
biz devrimci bir sorumluluk olarak buluyoruz. Zaten tipe dönük içerideyken yapmaya çalıştığımız eleştirileri de bir bozgun faaliyeti olarak değil, bir devrimci sorumluluk gereği yapmaya çalışıyorduk. Çünkü bir hedefimiz var sonuç itibariyle. Bu bağlamda yani bu birbirini bulma hali bir yerde insanları mücadeleden düşmekten alıkoydu esasında. Bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla hani yaptığımız şey birbirini bulması bu insanların ve örgütlü bir çıkışa evrilmesi sürecin aslında birçok devrimciyi mücadele içinde tuttu. Bunu vurgulamak gerekir. Ve yani süreçte bu şekilde gelişti, ilerledi. Ben bir de şunu merak ediyorum. Şimdi örgütlü olmayan herkesin kafasında şöyle bir şey var. Çok fazla sol örgüt, sol parti, sol grup, platform var. Artık böyle isimleri de karıştırıyoruz falan gibi böyle espriler falan da dönüyor. Şunu merak ediyorum. Gerçekten de çok fazla sol örgüt, sol oluşum var. Şimdi siz de yeni bir örgütsel kuruluşun içindesiniz. Siz yani nasıl bir geleneği esas alacaksınız ya da siyaseti nereden, hangi noktalardan üretmeyi planlıyorsunuz? Çünkü sonuçta başka bir sol örgüte de dahil olabilirdiniz ama yeni bir şey yani bir şekilde bu sol siyasete ve içinde olduğunuz partiye dair ortak fikirleri, ortak eleştirileri olan bir grup olarak bir araya geldiniz ve yani kılavuz adı altında yeni bir örgütlenmenin içine girdiniz. Nasıl bir yaklaşımınız olacak? Yani siyaseti nereden üreteceksiniz? Öncelikle dünyanın geneline, oradan da Türkiye'nin geneline tekrar bir bakmak lazım. Günümüzde gerçekten ağır saldırıların olduğu ve bu ağır saldırıların farklı yüzler bürünerek sol siyaseti daralttığı bir yerdeyiz. Dolayısıyla siyaset yapma olanaklarını artı nasıl yapılacağını yeniden tanımlayarak sıfırdan bir şeyin inşa edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu da bizi başka mevcut hazır bir gelenek üzerinden birleşerek değil, yeniden sıfırdan her şeyi sorgulayarak neye ihtiyaç olduğuna dair sorularımızı ortaya koyup o sorulara doğru cevap verdiğimizde kendi kendimizi ikna edene kadar tartışmaları yürütüp onun akabinde sağlıklı bir hat kurmanın gerektiğine inanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler olur mu? Tabii yani Türkiye'de uzunca bir süredir hani sosyalistlerin aslında hani toplumla bağı, sınıfla bağı tartışıla geliyor. Şu çok meşru bir soru aslında. Neden bu kadar sol örgüt var? Neden birlik olmuyorsunuz? Bizce hani meşru bir soru. Sonuç itibariyle insanlara güven vermeniz gerekiyor. Bu güven de zaten birbirinizle dayanışmaktan geçiyor ilk başta. Şimdi bizim doğrultumuzda aslında hedeflediğimiz şey veya başa yazdığımız şey işçi sınıfının iktidarı perspektifi. Yani bu perspektiften ödün vermeyen düzen içinde tabii ki taktiksel esneklikler olur. Siyaset bu. Ama bu esneklikleri gösterirken çeşitli yan yana gelişler, ittifaklar vesaire yapılırken bunların devrimci ilkeler ve devrimci mücadele ilerletici bir bakışla yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bunu yine ilkesel olarak yazabilirim yeniden kuruluş sürecine. Sosyalistlerin birlikte mücadelesinin zemininin her koşulda zorlanması gerektiği düşünülüyor. Bunu söyleyebilirim. Ve örgüt kültüründe aslında statikoculuğa veya hani daha tabiri caizse hani bir şefçilik olarak adlandırılabilecek bir yönelime sosyalist hareketin ciddi bir kısmında bunun olduğunu da düşünüyoruz aslında. Yani bundan ziyade daha eşitlikçi, daha kolektif süreçlere herkesi dahil edebilen mümkün mertebe ve politik tartışma zeminini sürekli yaratabilen, üretebilen, burada hem içindeki üyeleri hem çevresindeki insanları politikleştirebilen, politik mücadelede özne haline getirebilen bir örgüt kültürüyle birlikte hareket etmek gerektiğini düşünüyoruz. Ve bunun için aslında gerek kendimiz gerekse süreç içinde belki yan yana düşeceğimiz gruplar, bireyler, başka örgütsel yapılarla birlikte bu tartışmaya da açığız. İyi bir yeniden kuruluş tartışması olarak kurguluyoruz bu tartışmayı çünkü. Evet, çok teşekkür ederim bugün hem yayınımıza katıldığınız için hem stüdyomuza geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Evet. Bugün Türkiye İşçi Partisi'nden ayrılan sosyalistlerden ikisi
Gaye Bulut ve Metehan Akman'la birlikteydik. Hem neden ayrıldıklarını hem de yeni yol haritalarını konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.